kaybolup malını geri göndermişliğin var. Bahane buluyor. Kötü bir getir abi. Kaliteli mal olur. Acımaz. Paraya acımıyor. Kaliteli mal aldı mı paraya acımaz. İkinci kaliteyi, normal mikroskola gönderiyor. Üçüncü kaliteydi. Çoklar değil, çoklar ayrıldı. Genelde alttan alır, etek kalır da içindekiler. Kararık. Evet. Tepeler biraz tepeler daha iyi. Tepeler biraz daha iyi. Don aşağıdan vurduğundan çiçek de olsa, meyve de bağlamak. Dallarındaki çiçeklerden içleri kara. Ve bunları havanın ısınmasıyla çiçek olarak da, şey olarak da, yaprak olarak da bunlar hepsi aşağı dökülecek. Yani bu ağaçtaki çiçeklerin hepsi meyve değil. Bu hava ısındıkça bu gösterdiğimiz siyah olanlar hepsi dökülecek. Sağlamları kalacak. Şubat 27 Şubat'a bağlayan gece -3 derece bölgemize kurulu olan meteoroloji istasyonlarının aldığımız veriler doğrultusunda 3 saatin üzerinde bir soğuk gerçekleştirdi. En büyük zararı da o gün yaşadık. Don olayı yaşandı. O zaman o tarihte 26 Şubat tarihinde de erken cinsiz kirazlarımızda kısmen çiçek açan bahçelerimiz vardı. Bunlar olumsuz bir şekilde etkilendi dondan. Uzun süreli olmasından, 3 saat aşkın bir sürede don olmasından. Tahminen %25 civarında bir ürün kaybı yaşanacağını tahmin ediyoruz. Tabii bundan sonraki bir olumsuzluklar yaşanmazsa bu bahçelerimizde iyi fiyatla ürünlerimizi alıp üreticilerimiz hiç olmazsa ürün kaybını fiyat yönüyle aranın açını kapatılıp sıkıntıya düşmeden bir sezon geçirmesini bekliyoruz. Kiraz denildiğinde dünya geneline baktığımızda Kuzey Yarımküre'de ilk hasat edilen bölge Kemalpaşa. Tabii ilk hasat edildiği için de ürünlerimiz de yüksek fiyatta değer buluyor. Ürünlerimizin de Kemalpaşa'yı üretilen tahmini bizim 86 bin ton bir üretim kapasitemiz var. Bu tahmini bir rekolte. Bunların da %70'i aşağı yukarı Avrupa olmak üzere Orta Doğu, Uzak Doğu ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. %70'ini. İş pazarda da iyi fiyata ürünlerimiz giriyor, satılıyor. Bunu biz kapasitemizi hem arttırmak hem üretim süremizi biraz daha uzatmak için çalışmalarımız var ama bu gibi olumsuzluklar da üretimimizin gerçekten canını sıkıyor. Üretimimizi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu olumsuz hava koşulları olmamış olsaydı Nisan sonu gibi 23 Nisan'dan sonra hasat yapmayı tahmin ediyorduk. Tabii bu havaların bu şekilde gitmesi üretimimizi biraz daha ileri tarihlere itti. Yani Mayıs'ın ilk haftası onu gibi üretim hasat edilmeye başlanır bölgede. Geçmiş yıllara göre baktığımızda meyveleri yeşil bir şekilde, bağlamış şekilde görmüş olmamız gerekiyordu. 10 gün gibi bir, 10-15 gün gibi bir şeyimiz var. Geriden geliyoruz yani geçmiş yıllara baktığımızda. Kemalpaşa kirazının Avrupa'da ve yurt dışında aranmasının en büyük özelliklerden biri kalibresi, rengi, tadı, raf ömrünün uzun olması ve ürettiğimiz zaman da Kuzey Yarımküre'de hiçbir yerde üretim alanı olmayışı bizim marka olarak, Kemalpaşa kirazı olarak dış pazarda yerimiz ayrıdır. Bu yıl için biraz geçinecek. Ve bu olumsuzluklar, şey, rekoltenin düşük olmasından da fiyatları da biraz yüksek olacak gibi. Masraf yapılıyor. Budamasıdır, ilaçlamasıdır, gübresidir, mazotudur. Bunlar Türkiye geneline baktığımızda tarımsal üretimi çok büyük şekilde etkileyen faktörler. Aradaki pastayın en büyük dilimini aracılar yiyor. Yani hiçbir emeği olmadan cebinde parası olan geliyor. Eğer pazarı varsa, oturmuş bir belli olmuş bir pazarı varsa, fiyatı belliyse bu ürünü alıyor. Burada 30 dönümlük bir alanda kiraz üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 1500 ağaç falan var burada. O zamandan soğuk bir etkiledi ağaçları. Havaların soğuk gitmesiyle kirazımız bu sene biraz geç kaldı.
Yani normalde bu çiçek halinde gördüğünüz kirazın şu dönemde leblebi gibi falan boyutunda yeşil yeşil olması gerekiyordu. Yani bir 20 gün sonra falan, 20-23 gün sonra hasat edilmesi gerekiyordu. Şu an gördüğünüz gibi hala çiçekte. Ayrıca bazı soğuktan dolayı gözlerin içleri siyah. Yani böyle çiçek açmış olabilir ama yani açıyoruz. İçi simsiyah. Yani bu çiçek bir meyve anlamına gelmiyor. Yani bu gördüğümüz çiçeklerin normalde her çiçek bir meyvedir. Ancak soğuktan dolayı içleri yandı. Kapkara oldu. Bunların üstündeki kirazların hani hepsi olmayacak yani. %25 kesin var ama artık fazlası mı olur, daha mı az olur? Onu ilerleyen günlerde havalar ısınmasıyla birlikte daha iyi göreceğiz. Bizim üretici olarak beklentimiz meyvemizin para etmesi. Yani bu sene artık bilmiyoruz nasıl olacak da ne kadar meyve olur. Ama şu anki duruş meyve az olacağı için meyvenin pahalı olması yani. Bizim üretim maliyetimiz 10 lirayı geçiyor yani bir kirazı. Bizimki hiçbir şey hiç satmadan kasanın içinde bize 10 liraya geliyor rahat. Yani bizim bu kirazı daha yüksek fiyatlara satmamız gerekiyor ki para kazanalım. Bu işin esas eziyetini çeken biziz. Kışın yağmuru, çamuru, işte eziyetini, her şeyini biz çekiyoruz. Ancak arıcılar daha çok kazanıyor yani. Adam alıyor burada atıyorum 10 liraya. Daha elini değirmeden iki katı fiyatına satıyor.